Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde kimlik bildirme nedeniyle A.I.Ç. isimli şahısla tartışan Sağlık Sekreteri Mehmet Küçük, tartıştığı şahıs ve beraberindekiler tarafından darp edildi. Edinilen bilgiye göre hastanede sekreter olarak çalışan Mehmet Küçük ile A.İ.Ç. arasında kimlik bildirme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Hastane güvenlik görevlileri A.İ.Ç.'yi olay yerinden uzaklaştırırken Mehmet Küçük de mola için ayrıldı. Acil giriş kısmında N.D., A.İ.Ç., S.G. ile karşılaşan Mehmet K. ile taraflar konuştukları sırada S.G. Mehmet Küçük'e yumruk attı. Taraflar arasında darp olayı yaşanırken Sağlık Sekreteri Mehmet Küçük basit tıbbi müdahale ile giderilemez raporu aldı. Olayın ardından şüpheliler S.G., N.D., A.İ.Ç. ve S.Ç. gözaltına alınarak adliye sevk edildi. Sağlık Sekreterinin saldırıya uğraması nedeniyle Öz Sağlık İş Sendikası, Tabipler Odası, Sağlık Sen, Türk Sağlık Sen, Ses Sendikası ve Genel İş Sendikası tarafından ortaklaşa basın açıklaması düzenlendi. Hastanenin poliklinikler bölümünde gerçekleştirilen açıklamada yapılan saldırı eşkıyalık olarak değerlendirildi. Yine bir şiddet, yine bir eşkıyalık. Hastanemiz acil servisinde çalışan tıbbi sekreter arkadaşımız Mehmet Küçük dün akşam 5.30 civarlarında 5 kişi tarafından darp edildi. Arkadaşımızın darp edilmesi tam bir eşkıyalıktır. Doktor, hemşire, güvenlik, sekreter, temizlik ve klinik çalışanlarının zaman zaman ölümle sonuçlanan şiddete maruz kaldıklarının belirtildiği açıklamada, hastane görevlilerinin amacının sadece hastaya hizmet olduğu, hastanın gerek hayata döndürülmesi, gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalandığı kaydedildi. Bizler doktoru, hemşiresi, güvenliği, sekreteri, temizlik ve klinik çalışanları olarak zaman zaman ölümle sonuçlanan şiddete maruz kalmaktayız. Gayesi sadece hastaya hizmet olan, gerek hayata döndürmek, gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalayan, emek harcayan sağlık emekçileriyiz. Sistemin aksaklıklarından sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlıkçıya şiddet sizin sorununuzun çözümü olmayacaktır. Biz sağlık çalışanları olarak yetkililerden sesimize kulak vermelerini, toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldırarak önlemlerin bir an önce alınmasını sağlamak, çalışanlara şiddetle ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz.